Manşete hoş geldiniz, rahatsız ediyoruz, çok rahatsız ediyoruz, onun için uğraş, uğraşıyorlar ve bir dezenformasyon yasası çıkardılar. Bunu çıkarmalarının nedeni gerçekler dolaşıma girmesin ve dezenformasyonu biz yapalım ve gerçekleri de dolaşan doğru bilgiyi de doğru araştırmayı da doğru sorgulamayı da dezenformasyon olarak yaftalamaya çalışıyorlar. Onun için lütfen bu yayınları paylaşalım, bu yayınları beğenelim, altına yorum bırakalım, yıldızlayalım, ne yapıyorsak yapalım ve onların uykularını kaçıralım. Bunu hep beraber yapacağız ve birlikte yükselteceğiz bu işi. Ve elbette birimizin soluğu kesilecek ve bayrağı diğerine devredecek ve elden ele bu iş yürüyecek. Şunu unutmayın, biz bizler bizim gibi düşünenler bitmeyecek, bitiremeyecekler. Kendileri bir gün gidecekler ve kendilerinin arkasından e, lanet okunacak ve onların takip ettiği çizgiyi takip edecek kimse de kalmayacak. Bunu çok iyi biliyorlar ve bu devranın kendi ömürleriyle sınırlı olduğunu, hatta ömürlerinin de yetmeyeceğini daha erken. Bu işe paydos edeceğini fark ediyorlar. Fark ettikçe ürperiyorlar. Ürperdikçe korkuyorlar. Korktukça da saldırıyorlar. Yapacakları bir şey yok. Haliyle bu yayınlara sahip çıkmak sizin elinizde. Şimdi manşetin gündemine bakalım. Manşetin gündemi biraz kalabalık ama... ...gözünüzü korkutmasın. Hep aynı konuyla alakalı esasen. Gazete manşetlerine bakacağız. Gazete manşetlerinde göreceksiniz ki... ...onlar her şeyi halletmiş durumdalar. Soylu... Önemli şeyler söyledi İçişleri Bakanı. Dört mühim cümlesinin altını çizdik. Valilik açıklaması, saldırganın ilan edildiği, orada da çelişkiler var ona bakacağız. O malum fotoğraflar ve kamuflajlı kadının yani olay yerinden kaçarken görüntülenen kadının gerçekten yakalanan kadın olup olmadığı hala tartışılıyor. Esasen açık ve net ama gene de bakacağız. Hedef gösterilince hayatı ka kararan bir avukat var. Ona bakacağız. Jian Tosun. Babası da çile çekmiş bir isim. Saraydan soyluya bacak arası Reuters aracılığıyla oldu. Buna bakacağız. İnternet yasağının yasal dayanağı yok deniyor. Hani internet kesildi veya bant daraltması maksadıyla hepten sosyal ağlar uçuruldu ya. Doğru değil bu. Yasal dayanağı var. Kimse farkında olmadan bunlar çıktı ama herkes kulağın üstüne yatmıştı o günlerde. Perinçek konuşuyor, buna bakacağız. Özgü örgüt açıklamaları görülür mü, görülmez mi? Bu soruya cevap arayacağız. Şimdi Türkiye'de yayın yapanlar korkularından mı artık devlet bize bir şey demesin, İçişleri Bakanlığı örgüt pro propagandasından hakkımızda soru soruşturma açmasın diye PKK cephesinden gelen açıklamaları vermiyor. Yani terör örgütü ona mı itibar edeceğiz? yalan söylüyorlardır güvenilir değil falan gibi gerekçelerle devlet çok güvenilir siz devlet açıklamalarıyla devam edin gazeteci bütün açıklamalara bakar o açıklamalarla hüküm vermez ama o açıklamaları koyar o açıklamaları karşılaştırır sorgular dikkat çeker ve kamuoyunun da o açıklamaları bilmeye hakkı var neyse Levent Göktaş ortaya çıktı duruşma salonunda tekrar ona bakacağız altılı masadan görüntü var ses yok Aynı nakarat diye bizim gençliğimizde Nazan Öncel şarkısı vardı. Güzel bir şarkıdır. Oradan bir cümle bu. Görüntü var, ses yok. Şimdi başlayalım. Ee, Hürriyet gazetesi olayı bitirmiş. İstiklal, istiklali bu cani kana buladı diyor. Polisi görünce şoke oldu. Ahlan Elbaşir. Kız Kıvrak. Katliam talimatı Kobani'den. Saldırıdan önce 3 gün keşif yapmış. Filan filan. O arada Abdülkadir Selvi biraz daha ileri gitmiş. İstanbul'daki saldırıyı planlayan Suriyeli Ammar Yarkas ya da Jarkas. Büyük lokma bu. Örgüt için önemli bir isim. Saldırıdan sonra örgütten Ammar'ı Türkiye'den çıkarın talimatı gelmiş. Örgüt kaçıramadan İstanbul polisi yakalamış diyor. Hain 4 ay bekledi demiş. Milliyet gazetesi de olayı bitirmiş. Hain 4 ay bekledi. Birazdan bakacağız. 4 ay mı bekledi? Bir yıldır mı oralarda? PKK'lı Ahlam Elbeşir'in kaçak yollardan girdiği Türkiye'de 4 aydır uyuyan hücre olarak beklediği tespit edildi. Evet. 10 saatte yakalandı filan. Posta dimdik ayaktayız diyor. On buçuk saatte yakalandı demiş ve Patlamadan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan Elbeşir askeri kamuflaj kıyafeti giymişti. Teröristin talimatları aldığı telefon elindeydi. Terörist dikkat çekmemek için sokak satıcılarından çiçek almıştı. Kaçarken çiçekler de elinde kaçıyor. Enteresan bir durum. Buradan da yüzüne dikkatlice bakıldığında esasen yakalanan kişiyle aynı kişi olduğu anlaşılıyor. Aynı yüz ifadesi. Birazdan buna bakacağız gerçi. Katilleri biliyoruz demiş. Sabah zaten Efendisi'nin gazetesi. O da e, olayı bitirmiş. 10 e, saatte kız kıvrak. Ay yıldızlı istiklale akın. Sinmeyiz korkmayız. Hemen böyle sanatçıları, iş, iş insanlarını falan konuşturuyorlar. Filan böyle. Böyle bir acayip bir durum. Olay bitti. Dağılalım modundalar. Sözcü geri durur mu? Suriyeli e, çıkan hain... Afrin'den Türkiye'ye 4 ay önce gelmiş. Makyajlı, ojeli, New York tişörtlü. Evet. Herkes olayı bitirmiş görüyorsunuz ve e, kapandığı da alabiliriz. Bu masumlara nasıl kıydınız? Aşağıda kurbanları verip yukarıda da faili koyduğunda olay bitiyor. Bu işler böyleyken böyle. Cumhuriyet Altılı Masa'nın mesajını öne çıkarmış. Liderlerden istiklal saldırısına ortak bildiriyle tepki diyor. İnternet yasağının yasal dayanağı yok. Uzmanlar kısıtlamalar keyfi demiş. Kısıtlamalar keyfi falan değil. Yasal dayanağı da var. Birazdan getireceğim ama o günlerde bunun farkında değildiniz. Resmi gazeteyi bile okumuyordunuz. Ve o, o hal rüzgarları eserken hiç bu işlerde değildiniz. Satır aralarını dahi okumadınız. Halbuki o zaman hepsinin yasasını yaptı adamlar. Yeni Çağ İyi Parti'nin yayın organı. O da işi bitirmiş. İnsan suretli caniye lanet yağıyor. Evet. Bu aradan şu anlaşılmasın. Yani sen nereden biliyorsun bu kızın yaptığını veya yapmadığını? Hayır ben bir şey bilmiyorum. Fakat... ...vallik açıklamasını getireceğim birazdan. Onun üzerine zaten konuşacağız. Bombaya yanıt. Doğu Perinçek zaten olayı... ...hem bitirmiş hem de artık şunlar yapılsın diyor. HDP kapatılsın, anayasa yapma girişimine son verilsin HDP ile. Suriye ile her alanda işbirliğine gidilsin, Rusya, İran'a, ABD yaptırımlarını tanımayalım. İncirlik ve küreci güsü TSK denetimine açılsın, NATO'dan çıkaralım. Yani öyle bir saldırı olmuş ki Doğu Perinçek'e arayıp da bulamadığı bir fırsatı veriyor. Şunu, 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 şunu yapalım tam da zamanı diyor. O da olayı bitirmiş. Evet. Şimdi valilik açıklamasına bakalım. İstanbul Valiliği basın duyurusunda bombalı terör saldırısı olarak adını koydu 13 Kasım Pazar günkü saldırının. Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın diyor. Burada şüpheli demiş ki zaten doğrusu bu. Şüpheli. Yani e, iddia bu. Daha henüz olay soruşturulmuş değil, kanıtlanmış değil, kanıtlar mahkemeye sunulmuş değil. Mahkeme onun suçluluğunu tespit ve teyit etmiş değil. Yasalar açık bütün dünyada da böyle. Ama işte bizim basın da işi bitirmiş durumda. Devlet de zaten hepten işi bitirmiş durumda. Basın devlet kol kola yürüyorlar. Şimdi valilik açıklamasının ilk satırında, ikinci satırında bombayı koyan şüpheli kadın şahsın derken tam da burada biraz daha yaklaştırayım görün. Devam eden satırlarda olayı ge gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam diyor. Yani 3 satır önce şüpheli, 3 satır sonra olayı gerçekleştiren. Evet. Ve yapılan sorgusunda PKK, PYD, YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği, hemen de konuşmuş. Afrin üzerinden ülkemize eylem, eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığı 4 ay önce işte gazetelerde öyle yazdılar filan Suriye'deki Kobani merkezinden PKK, PYD, YPG terör örgütünün İstanbul'da eylem talimatı aldığı falan. Bu arada tabi olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 kamera taranarak falan ve teknik çalışmada şahsın irtibatı olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlenmiş. 46 şahıs yasak, yakalanmış. Saldırıdan dikkatinizi çekerim. Yaklaşık 10 saat kadar sonra yapılan operasyonda evde kıskıvrak ele geçiriliyor. Hikaye bu. Bu şekilde ele geçiriliyor. Soldaki kamuflajlı fotoğraf işte şeyden kaçarken, olay yerinden kaçarken çekilmiş fotoğraf veya MOBES'e güvenlik kameralarına takılmış fotoğraf. E, şüpheli kişinin, öyle diyeceğim artık bundan sonra veya şüpheli kadının bu fotoğrafla yatırılan veya yakalanan şahsın benzemediği e, ileri sürüldü. Burada da... Son derece rahat tavırlar içerisinde şimdi şeye bakıyorsunuz ev, ev baskınına bakın ben görüntüleri ekrana getirmeyeceğim yani son derece rahat tavırlar içerisinde polisler çok da fazla böyle üzerlerine üzerlerinde teçhizat da yok. Hatırlayın böyle esnaf evi basarken ev kadını evi basarken dronlarla falan filan operasyon yapıyorlar ve onlarca polis koçbaşıyla falan kapıları kırıyorlar falan hani hücre evine girerken falan eee. O şekilde belki ancak hareket edilir. Fakat o ekipten veya o timden iz yok. O timin çok çok daha düşük seviyesinde bir ekip elini kolunu sallayarak rahat tavırlarla bir eve giriyorlar. Kız kıvrak yakalandı falan deniyor ama zaten evde başka kimse yok. 15 yaşında biri olduğu ifade ediliyor her neyse. Ve gene evin içerisinde son derece rahat tav tavırlarla şimdi bir bomba iddia o ki bir bomba patlatmış. İnsanlar ölmüş 80'in üzerinde yaralı var falan böyle bir hücre evine giriyorsunuz. Yani tavırlara dikkatinizi çekiyorum. O görüntüleri seyredin. Gerçekten şüphe uyandırıcı. Yani esnaf evi basarken daha teçhizatlısınız. Tabii bu üstündeki New York tişörtü de çok mevzu oldu. Belki de bu New York tişörtünü özellikle giydirdiler. Yani New York tişörtünü giydirelim de insanlar Amerika desin demiş de olabilirler. Zaten birkaçı düştü o hikayeye. Şimdi buradaki fotoğraflarda da de çok enteresan. Bütün bu fotoğrafları çekiyorlar. E, görüntüleri çekiyorlar ve hepsini servis ediyorlar. Yani e, ve bu görüntülerde esasen e, saldırgana kötü bir kötü muamele de var. Dediğim gibi şüpheli ve yargılanıp suçu tespit edilmedikçe de ee, hakları var suçlu olsa bile hakları var suçüstü bile yapılmış olsa hakları var orada kötü muamele var tabii bu kadar insan ölüp bu kadar yaralı olunca kim takar bunu durumu var Türkiye'de. Geçelim ben de fazla lince uğramayayım bu dediğim laflardan dolayı ee, kaçarken çekilmiş e, olay yerinden kaçarken çekilmiş e, görüntülerdeki daha aşağıdan yukarıdan değil de daha aşağıdan tespit edilmiş kamera görüntüsündeki yüz ifadesiyle yakalanan kadının yüz ifadesinin aynı olduğunu görüyorsunuz. Yani bu kadın o kadın. Yani çok fazla şey yok. Yüz çizgilerine, burnuna vesaire bakıldığında anlaşılıyor. O arada İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından tünelde duyulan silah seslerinin nedeni polise kimlik göstermeyen İE'ydi. Tanıklara göre sarhoş olan İE polisin açtığı ateş sonrası hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Böyle durumlar da var. Bir kadını yanlışlıkla vurmuşlar. Yani valilik açıklamasına bakıyorsunuz her şey organize. 1200 kameradan tespit, 21 adrese eş zamanlı operasyon falan da böyle gürültüye giden insanlar da olmuş yani. Yine... ...Arem Taşkaya diye... ...Taşkaya diye bir zafer partisi... ...mensubu... E, ...Taksim'deki hain saldırıyı yapan kişi... ...Jian ...adlı PKK'lı bir avukat demiş. Sonra da... ...kendini savunurken ya resim doğruydu ama... ...ismini yanlış yazmışım diyor. Yani o kadar... ...rezil bir adam ki bu silmiş zaten... ...bu tweet'i. Hem ismini veriyor... ...Jian diyor hem de PKK'lı bir avukat diyor. Evet. Jian bu ve... Bütün ailesiyle beraber telefon numaralarının, adreslerinin dolaşıma girdiğini ve herkesin tehdit edildiğini, tehdit altında olduğunu düşünün. Yani bu kişi bile olsa, bu kişi değil, bütün ailesi tehdit ediliyor. Bütün adreslere veya telefonlara tehdit mesajları gidiyor. Yani bir kişiden dolayı bütün sülaleyi hedef yapıyorsunuz siz. Yani böyle bir böyle de ülkede nazik bir ortam var. Onun için hani ben şüpheliyle alakalı yani bir terörist yakalandı, kız kıvrak yakalandı, hain, cani falan gibi manşetler de atıldı. Buna bir soru işareti koymak gerekir. Daha henüz bu iş bitmiş değil, soruşturması dahi tamamlanmış değil. Ne yapıyorsunuz derken yiyeceğim linci biliyorum ama işte bir tweet mesajında 3 dakika sonra silindiği ifade edilen bir tweet mesajında Jian Tosun isimli bir avukat hedef gösteriliyor. Tweet silindiği halde o 3 dakika yetiyor ve yüzlerce kişi bu kadının telefonunu ele geçiriyor sadece kadının telefonunu değil bütün akrabalarının falan adreslerini e telefonu ele geçiriyorlar belki belli ki servis ediliyor bir şekilde bir zincir halinde ve sülalecek tehdide maruz kalıyorlar. Ki bu avukat Cihan Tosun İstanbul Barosu'na kayıtlı 1995 yılında gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun'un kızı yani bir anlamda babasını kaybettirdiler şimdi de kızını hedef gösteriyorlar. Evet. İstanbul Barosu bile ismen sahip çıkamamış bir durumda. Böyleyken böyle. Geçelim. Erdoğan'ın çizikti, şuydu buydu vesaire gibi farklı rakamlar gelebilir demesi üzerine basın toplantısında. Günay isimli bir Twitter kullanıcısı adımın önünde bacağını kaybeden sıfatı konulalı 7, 7 yıl oldu. 500 yaralıdan yalnızca biri, bir rakamım. Her an bu toprakların katliam koleksiyonuna bir rakam olabilirsiniz. Ardından kaç ameliyat, kaç kriz, kaç telafisi olmayan kayıp. Ben araştırıp kimdir, nedir, hangi saldırıda yaralanmış bakmadım, bakamadım. Gerçekten vaktim yoktu ama böyle bir durum var. Dünkü yayında da söylemiştim. Bu saldırı sadece ölenlerin değil, yaralılarla beraber uzvunu kaybeden insanlar veya oradan aldığı psikolojik bir travması da var yani bu hikayenin ve kolay geçmiyor bu. Kendisi ve aileleriyle beraber yüzlerce belki binlerce kişiye yıllarca etkileyecek bir olay. Biz üç gün konuşacağız daha sonra unutulacak ama geçmiyor yaralar. Şimdi dört ay kalmıştı değil mi, değil mi Türkiye'de? T24 gitmiş kadını tanıyanlarla konuşmuş. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının şüphelisi kadını anlattılar. Esenler'de bir yıldır oturuyordu Suriyelilerin iş yerinde çalışıyordu. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bu tanıklar bu kadını anlatmışlar. Hani dört ay önce Türkiye'ye giriş yapmıştı. Onun için her şeye şüpheyle ve ihtiyatla bakmanız lazım. Yani e, yargılaması, soruşturması e, hatta temyizi bitmeden insanlar e, yaftalanmamalı ve önüne arkasına bakılmalı. Bir başka hikaye. Şimdi kadına PKK'lı dedik. Reuters haber ajansına konuşan, sardada İngilizcesi var başlığı ve işte aşağıda haber var. İnternette arayıp bulabilirsiniz. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili ki muhtemelen saraydan bir isim. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Kürt militanlarla bağlantılı olduğuna inandıklarını believe lafı geçiyor İngilizce. inanmak demek. To believe. İnandıklarını yani böyle inanıyoruz diyor. IŞİD bağlantısını da göz ardı et, etmediklerini söyledi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Deminden beri bir şey getirmeye çalışıyorum. Hala kanalı değiştirmediyseniz, hala izliyorsanız. Manşetlerle başladık. Manşetler adını koymuş, işi bitirmiş derken ezbere söylemedi. Valilik açıklaması şu bu falan derken getirdik getirdik. Reuters saraydan biri konuşuyor ve diyor ki biz Kürt ee, militanlarla bağlantılı olduğuna inanıyoruz. O arada işit bağlantısını da göz ardı etmiyoruz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. PKK nere, işit nere? Sanki kardeş örgütler. Hani öyle de anlatıyor ki. Kanlı bıçaklı örgütler yani ikisi. Kuzey Suriye'de de, Irak'ta da. O arada PKK'dan açıklama geldi. İşte terör, başta anlattım tekrar etmeyeceğim. Terör örgütünün açıklaması görülür mü görülmez mi? Buna mı inanacağız? Buna bakacaksınız. Bunu alın, kabul edin, buna inanın, bununla amel edin demiyor ki kimse. Ama bu açıklamaya bakacaksınız. Diyor ki PKK'ya bağlı halk savunma merkezi, bu olayla ilişkimiz yok. Doğrudan siv sivilleri hedeflemeyeceğimizi ve sivilleri hedefleyen eylemleri kabul etmediğimizi halkımız bilir. Ee, bu olayda, bu çerçeveden bakıldığında Kobani'yi, yani olay sonrası özellikle Kobani'nin hedef gösterilmesinden hareketle bu çerçeveden bakıldığında bu olayın karanlık bir olay olduğunu altı çizilmiş filan. Açıklamanın özeti var, daha genişi de var. İnternette bulabilirsiniz. Fırat Haber Ajansı galiba yayınladı. Bu olayla ilişkimiz yok. Sivillere de sivilleri de hedeflemeyeceğiz diyorlar ki şöyle de bir tarafı var. Yani sivilleri hedefleyerek dünya çapında Artık hani sivil, sivillere dönük saldırı gerçekleştirmiyoruz. Sivillere dönük bir sabotajımız yok veya eylemimiz yok ee, şeyini iş e, götürüyor epey yıllardır. Şimdi bu saldırıyla bu imajın tekrar yara almasını istemiyor. İşin böyle bir tarafı da var. Doğru yanlış bilmiyorum. Sadece açıklamaya bakıyoruz. Demokratik Suriye güçleri komutanı Mazlum Kobani'de bir tweet atmış. Tweet mesajı sağda görülüyor. Tercümesi de solda. İstanbul'daki bombalamayla güçlerimizin hiçbir ilgisi yok iddiaları reddediyoruz ve ardından taziyede bulunuyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk halkına en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz diyor. Mazlum Kobani de şiddetle reddediyor hatta taziye sunmuş. Yani o da bizim sivillerle işimiz yok. Sivil saldırı bizim işimiz değil diyor. Biz askerlerle veya güvenlik güçleriyle muhatabız veya onlarla yakapaçayız böyle bir manada çıkarılabilir. Şimdi dönelim e, Soylu'nun dört mühim cümlesine. Burada bütün laflar var. Ben sadece dört cümlenin altını çizeceğim ve neden denmiş olduğuna bakacağım. Şimdi manşetlerle geldik buraya kadar ve burayla yavaş yavaş toparlıyoruz bu hikayeyi yani İstanbul saldırısını. Amerikan Büyükelçiliği'ni hedef gösteriyor Soylu da. Yani ne PKK ne IŞİD. Diyor ki orada diyor terör bölgelerini besleyen Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır. Yani müttefikliği bırakalım biz ve diyor bu işin arkasında Amerika var diyor. Şimdi bu işin arkasında Amerika varsa olay PKK ve IŞİD'den falan da çıkıyor. İki, bize verilen mesajı biliyoruz, mesajı aldık, aldığımız mesaja güçlü bir mesaj vereceğiz. Demek ki mesele gene terör örgütüyle alakalı değil bir yerlerden mesaj alın ve mesajı mesaja mesajın ne olduğunu biliyoruz. Biz bilmiyoruz keşke açıklasa da öğrensek ve bu mesaja güçlü bir mesaj vereceğiz. Yani benzer bir misilleme mi yapacaksınız? Amerikalılara dönük. Her şey geliyor akla. Ve bu misillemeyi neyle yapacaksınız? Devlet güçleriyle mi? Devletin taşeronlarıyla mı? 3 Nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYD'yi kim besliyorsa, PKK'ya kim istihbarat sağlıyorsa fail odur. Yani diyor ki yani fail PYD, PKK değil. Fail onların üstündeki abileri. Piyonları tartışmanın manası yok. E, bütün gazeteler ve valilik şu bu falan herkes piyonları tartışıyor o zaman. E, sen olayı çözmüşsün. 4. Olay sonrası teknik dinlemede çok açık şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Net. Bu konuda teröristi öldürüp tüm network'ü işte buraya dikkat. Tüm network'ü çözmemizi engelleyecek ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırlığı. Ardıl sebepler var. Ardıl sebepler deyince de ortadan terör örgütü, PKK, PYD, IŞİD, şu bu diğer alternatifler çıkıyor zaten. Bu dört mesajın dördünde de yani dört cümlenin dördünde de mesajı aldık. Ardıl sebepler var. Bu örgütler piyon. Amerika arkasında müttefik, müttefikliği de gözden geçirelim falan. Baktığınızda çok güçlü, sert. Devlet adına mı konuşmuş? Kendi adına mı konuşmuş? İçişleri Bakanlığı adına mı konuşmuş? Bir mutabakat çerçevesinde mi konuşmuş? Ama sağında solunda o sırada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay var. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ var, var oğlu var, bir sürü yetkili var. Yanında zaten İstanbul Valisi var, Yerlikaya. Evet. Peki soruyorum. Deminle beri dinliyorsanız kaç dakika oldu? 20-22 dakika. Şimdi bu kadar ortada şüphe, bu kadar rivayet, bu kadar tahmin, bu kadar böyle mesaj falan varken biraz daha ihtiyatlı gitmek manşet atarken veya birilerine hedef gösterirken, bu iş tamam bitti, gömelim falan derken bir kere daha düşünmek icap etmiyor mu? Devletin her tarafı oynuyor. Tamam örgüt açıklamalarına bakmayalım. E, devlet açıklamaları her kafadan bir ses çıkıyor. Sonra Taksim'deki saksılar ve ağaçları kaldırıyor valilik. Ya bu paniğin ifadesi yani başka bir şey değil. Suçlu Saksılar ve ağaçlar, ağaçların dibine, saksıların içine bomba yerleştirilip insanlar katledilebilir diye. Bombayı takip etmiyorlar, saksıları kaldırıyorlar. Sanki kafaya koyan bombasına yer bulamayacak. Yasal yok, düzenleme yok diyorlar internet keşintisinin. Var arkadaş, bakın. 17 Ağustos 2016 Çarşamba resmi gazete sayı 29.804 internette pdf olarak var. Açın bakın indirin satır satır okuyun. Madde 25. <laughs> Tabi 15 Temmuz'un birinci ayında <laughs> ortalık toz dumanken aradan gacırt geçirdiler bunu. Kimsenin ruhu bile duymadı. Diyor ki o zaman Başbakanlık sistemi Başbakanlığın gerekli gördüğü tedbirlere ilişkin kararını derhal işletmecilere, erişim sağlayıcılara, veri merkezlerine ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirir. Bu kararın gereği derhal ve kararın bildirilmesi anından itibaren en geç 2 saat içinde yerine getirilir. Yani diyor ki Başbakanlık gerekli görürse bütün erişim sağlayıcılara bir talimat geçer. 2 saat içinde de bu iş kesilir. Bu karar 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulur. Hakim 48 falan. Yani diyor ki biz diyor 2 saat içinde keseriz kardeşim. Arkasından hakim kararı gelir. Tarih 17 Ağustos 2016 Resmi Gazete. Sonraki düzenlemelerle de Başbakanlık kaldırıldı ve Cumhurbaşkanlığı konuldu Cumhurbaşkanlığı alınması gereken tedbirleri bildirir kuruma bildirir gerekli gördüğü tedbirleri derhal işletmecilere işte veri merkezlerine erişim sağlayıcılara falan bildirir bu kararın gereği derhal ve kararın bildirilmesi anlayınca en geç iki saat içinde yerine getirilir filan falan. orada yani on, ilk 17 Ağustos 2016'da çıkarıldı sonra da Başbakanlık değiştirildi Cumhurbaşkanlığı yapıldı yasal dayana, dayanağı bu İki dudağın arasında Cumhurbaşkanı'nın. Tak kestim kesiyor. Arkadan yargı kararı gelir. Direkt resmi gazetede yayınlanmış yürürlüğe girmiş. Öyle keyfidir. Bu işin yasal dayanağı yoktur falan filan demeyin. Ha tamam o hal yasasıdır. Kim takar bunu zaten hukuksuz falan diyorsanız o zaman her şey çöpe gider. 8 senedir olan biten her şey çöpe gider. Ama buna itibar ediyorsanız işte burada yasal dayanağı bu. Ezbere konuşmayın. Yasal dayanağı var. Levent Göktaş hakim karşısına çıkmış Bulgaristan'da unuttuk tabii onunla ilgili gelişmeleri bu arada saçı sakalı beyazlamış daha evvel boyattığı için belli olmuyordu sakal bırakmış sakal bıyık bırakmış saçlarda beyazlamış bu dün tespit edilen hakim karşısındaki görüntü fakat kalp krizi geçirmiş ve fenalaşınca işte burada görüldüğü şeye kaldırılmış. Ambulansla hastaneye kaldırılmış ve mahkeme yarım kalmış. Mahkemede ne olduğuna bakalım. 63 yaşında bu arada Levent Göktaş. Ee, avukatlar aracılığıyla ev hapsine bir kiralık ev tutup ev hapsine geçme e, talebinde bulunuyor. Ve dikkatinizi çekerim 9 Kasım'dan bu yana 3 kez kalp krizi geçirdim diyor. İlkinde ambulansla acil servise kaldırılmış. Diğer iki seferde de hapishanede tedavi görmüş. Fenalık geçirince ev hapsi talebi 21 Kasım'a ertelenmiş. Fakat Türkiye'ye iade duruşması 25 Kasım'da yapılacak. Yani 25 Kasım tarihini beklemek icap ediyor. Altılı Masa'yla bugünkü yayını yavaş yavaş toparlayalım. Altılı Masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda çıkan kararlar iki sayfa halinde yayımlandı. Başta taziye vesaire var ama şurası önemli. Diyor ki Güçlendirilmiş parlamenter mutab sistemi mutabakat metni açıklanmıştı bu. Altılı masa olarak anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunu tamamladık ve bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık diyor. Demek ki bundan sonra artık altılı masa 2 Ekim'de vaat ettiği 15 günde bir toplanma şartını yerine getirecek ve 14 Kasım'dan sonra 28 Kasım'da tekrar bir araya gelecekler ve bir imza töreni olacak muhtemelen devamla şunu söylüyor. Seçim güvenliği komisyonu seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere tüm süreçte atılacak adımları planlamaktadır diyor. Umarım planlıyordur yani. Yani görüyorsunuz işte internetin fişini çekiyorlar, elektriği kesiyorlar, trafoya kedi giriyor, şu oluyor, bu oluyor. Kopuyor ortalık ve siz yoksunuz. Yani nerede zaten bir terör veya bir bombalama, bir, bir, bir şey hadise, bir şehit falan olduğunda, yurt, şey, sınır ötesi harekat falan muhalefet ipe dizilmiş gibi devletin sarayın yanında hizalanıyor. Ses çıkmıyor. Herkes tek ses. İşte dün onu getirdim ekrana. Ekrem İmamoğlu bile tweet atmış. Resmi açıklamalar dışında açıklamalara itibar etmeyelim diyor. Oldu. Sen niye varsın o zaman? O zaman Erdoğan gibi bir memur gidecek. Bu devletin, bu rejimin. İmamoğlu gibi bir ikinci memur gelecek. Devam. İkinci sayfada Cumhurbaşkanlığının gündeme getirdiği bu başörtüsü filan meselesi LGBT bilme anayasa değişikliği biliyorsunuz. AKP heyeti tura çıkmıştı partiler arasında. Ona bir atıf var. Temel hak ve özgürlükler siyasi kavga konusu olmasına izin vermeyeceğiz. Belli ki orada bir bu tabakat var. Biz bu topa girmeyeceğiz diyorlar. Devamla sansür yasası ile ilgili altını çizdiğim şeyleri okuyorum. Sansür yasasıyla gerçeği dahi kendi tekeline almaya çalışan basını susturan sivil toplum ve sosyal medyayı tehdit olarak gören demokrasinin nefes borusu olan düşünce ifade özgürlüğünü ayaklar altına bu otoriter yönetim anlayışına hep birlikte son vereceğiz. Nasıl? Yani kesti adam interneti. Biraz evvel yasal dayanadığını da getirdim. Ne yapacaksın? Görüntü var ses yok derken bunu söylüyorum. Anca cak cak açıklama. Yani gerçekten insan bazen hayret ediyor. Neyse neşeli bir şeyle e, tamamlayalım bugünkü manşeti. Lavrov Endonezya'nın Bali adasında bir video çekerek dolaşıma soktu. Video çekmesinin nedeni de şu. Hastalandı, rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı gibi haberler çıktı. Onun üzerine bir video çekti. Hayır hastalanmadım. Bu Batı basınının uydurması falan dedi. Batı'yı orada gene gömdü. Batı'yı gömdü ama... <laughs> Şimdi bu Endonezya Bali adası mevsim her zaman yaz. Orada da işte tişört şort ortamında işte otel odasının galiba terasında falan balkonunda... Çalışıyor evraklarla. Rusya Dışişleri Bakanı. Ee, bakıyorsunuz masada iPhone var. Son modeli. Kolunda iWatch var. Apple'ın saati. Üstünde de New York çıkışlı bir tişört var. Tespit etmişler hangi marka olduğunu. Şu anda aklımda kalmadı. Ya sen batıya yani batıda çıkan sağlık durumu bozuldu rahatsızlandı haberlerine. Buradan böyle kükrüyorsun ama sadece 3 unsur yani telefonun saatin ve üstündeki tişört batı diyor. Ayrıca o telefon ve saatte de çok yani özellikle telefon hatta sonra saat eğer e, batıyla yaka paça olduysan Ukrayna Savaşı falan vesilesiyle de ve batıya asla güvenmiyorsan o telefonu niye taşıyorsun? O telefon bir alıcı ve verici ve bir batı mağmuru. Ben de anlatıyorum. Lavrov daha iyi biliyordur hepimizden bu işleri. Evet kapatırken bir kere daha hatırlatıyorum. Ee, yayınlardan memnunsanız beğenin, abone olun ve bildirimleri açın. Dün bu yaptıktan sonra gerçekten son, çok sayıda yorum geldi. Çok sayıda beğeni geldi. Çok çok teşekkür ederim. Ve bu e, videonun e, dolaşıma girmesini ve daha çok insana ulaşmasını ve seyredilmesini temin ediyor. Fakat buna rağmen uğraşıyorlar. Esasen bu kadar beğeni, bu kadar yorum çok çok daha fazla seyirciyi hak ediyor. Önceki tecrübelerle ve emsalleri emsallerle karşılaştırınca görüyoruz. Ee, i̇şte oradan da anlayabilirsiniz ki muazzam bir e, mücadele var. Yani muazzam bariyerleri aşarak e, hedefe ulaşmaya ve seyircimizle e, mesajlaşmaya, seyircimizle buluşmaya çalışıyoruz. O açıdan e, bizim bağımsızlığımız... E, bağımsız, e, biz gücümüzü sizden alıyoruz ve bağımsızlığımız ancak sizin desteğinizle devam edebilir mümkün. Bunun altını bir kere daha vurgul, e, çiziyor ve vurguluyor ve böylelikle bugünkü manşeti de kapatıyorum. E, bir sonraki yayında yarın <laughs> Munstar ekranlarında özgür düşünce olacak. Profesör Doktor Eser Karakaş ve İbrahim Öztürk'le Perşembe günü tekrar buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.